İzmir'in ışıklı penceresi Sky ekranında bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için ve bu ekrana bakmaya devam ettiğiniz için hepinize tek tek teşekkürler sevgili izleyiciler. Eğrisi ve doğrusuyla siyaset programından Milliyetçi Hareket Partisi yöneticisi Hasan Zerek'le evet. Sohbetimiz sürüyor. Evet, özellikle alçak gönüllülüğü eski diye hatırlatmamı istiyor evet. Ama tabii bir partide nefer olmak, eskisiyle yenisiyle o parti çatı altında olmak toplum açısından son derece güzel bir kimlik sevgili izleyiciler. Milliyetçi Hareket Partisi eski yöneticilerinden Hasan Zerek ile birlikteyiz. Sayın Zerek, şimdi bu süreçte ordumuzun itibarsızlaştırılması ve hatta siz özellikle bunun altını hep çizerek söylediniz ki tasfiyesi söz konusu, bu süreç buna gidiyor diyorsunuz. Fakat Türkiye dışarıdan daha başka görünüyor. Ya da görünüyor, öyle söyleyeyim. Türkiye dışarıdan daha başka görünüyor, daha farklı görünüyor. Ya da öyle bir PR'ımız, public relations'ımız var ki devlet olarak değişik bir itibar içindeyiz uluslararası arenada. Şöyle, açarsam daha iyi yazacaksınız evet. Belki. Time, iki hafta sonra haberiniz vardır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kapak yapıyor. Daha doğrusu yaptı, o kapak bekliyor. 2-3 hafta sonra yayınlanacak. Erdoğan's Way diye, evet. Erdoğan'ın yolu ya da işte Erdoğan'ın tarzı, Erdoğan'ın stili diye çevrilebilir. Türkiye'nin Erdoğan'ın yaklaşımlarıyla ve son dönemdeki AKP'nin yaklaşımlarıyla bir bölgesel güç haline geldiğini, bölgesel liderlik yaptığını ve bölgede etkin bir güç haline dönüştüğü söyleniyor. Eyvah! Hemen benden büyük bir eyvah. Estağfurullah Sayın Zerek. Vallahi eyvah. Çünkü bunu nasıl demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Suriye'ye saldırtacaklar. Allah göstermez. Evet. Eyvah dedim o yüzden. Allah göstermesin. Evet, eyvah dedim o yüzden. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni diyecekler ki Suriye'de Besar Esad yönetimini sen alaşağı edeceksin. Şu anda medyaya da yansıdı. Muhalifler diyorlar ki buradaki harekatı veya buradaki operasyonu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapsın diyorlar. Türkler yapsın yani. Daha halkın tabiriyle hani gavurlar yapmasın, Müslüman yapsın. Eyvah. Ama bu eyvah ki eyvah. Ama bu Arap Baharı denen bu Arap Baharı denen gerçek zemheride böyle bir şey olmadı. Yani yan bir ülke, komşu bir ülke Tunus'a, Mısır'a, Libya'ya saldırmadı. Yani böyle bir ilk mi yaşanır diyorsunuz? İlk yaşanıyor. Sayın Başbakan'ın da şu anda demeçleri var. Sayın Başbakan diyor ki Batı'nın Libya üzerindeki o iştahlı evet. Tutumunu Suriye'de neden yok? Suriye'de niçin görmüyorum? Diyor. Burada öldürülenler de insan değil mi? Niçin? Sayın Başbakan demek lazım. Samara'da ırzına geçirilen Türkmen kadınlarının çığlıklarını niye duymadınız? Bakın Samara, Türk kenti. Türk askerlerinin kurduğu kent. Samara'da Türkmen kardeşlerimizin ırzına geçirirken neredeydiniz? O zaman Amerikalı Johnny'lerin sağ salim evlerine dönmeleri için dua ediyordu. Bugün diyor ki Suriye'ye niçin iştahlı değilsiniz? Vallahi Suriye'ye sizi hazırlıyorlar Sayın Başbakan. O dediğiniz az belki derginin adı neydi? Ben Time. Ben yabancı kelime bilmem. Sadece Türk'üm. Türkçe bilirim. Biraz da türkü söylerim diye. Onun dışında yedim. Yani sizi hazırlıyorlar Sayın Başbakan. Siz yapacaksınız o müdahaleyi. Evet. Ne oluyor? Görüşünüz bu yönde. Gayet tabii efendim. Bakın ne oluyor? Başbakanımız herkesten çok konuşuyor o konuda. Herkesten çok Besar Esad'a talimat veriyor. Laf gönderiyor. Efendim alaycı tabirler kullanıyor. Düne kadar kankaydınız. Peki, birlikte sınırları kaldırdınız. Ah, gidip gelmeler oldu. Gene benden önce davrandı. Ya hani pasaportlar kalktı. Emin olun o zaman ben tepki vermiştim. Bu program yani siz bu televizyonda Sky TV'de bir atasözümüz gerçekleşti. Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Dedim ki Suriye ile sınırı açtınız, pasaportsuz giriş çıkış yapılıyorsa eyvah dedim Suriye'deki bir örgütlü PKK militanları geçecek buradan demek dedim. Evet. Suriye'den bu operasyonla, bu anlaşmayla Suriye'de bulunan PKK militanlarının Türkiye'ye geçişi sağlanacaktır. Eğer siz bu kadar güçlü, saygın durumda iseniz dedim, Almanya ile olan sorunu çözün.
insanlar Alman konsolosluğu önünde beklemekten, orada itilip kakılmaktan, üçüncü sınıf vatandaş addedilmekten veya bir Afrika ülkesi konumuna düşmekten ülkemizi kurtarın. Deyin ki ben Avrupa Birliği ile bu işi çözdüm veya efendim bırakın Bulgaristanlılarla çözdüm deyin, Yunanistanlılarla çözdüm deyin. Efendim Almanya önemlidir bizim için, Almanya'yla çözdüm, oraya pasaport vize olmayacak deyin. Ama dedim Suriye ile diyorsunuz. Suriye'deki PKK militanlarının Türkiye'ye girişi rahatlıyor dedim. Ve o olaylardan sonra Amanos Dağları'nda, İskenderun'daki operasyonlar oldu. Herkes tarihlerde bakabilir. Bu ondan yeni, sonra oldu. PKK'nın yeni lideri bu Bahroz yanılmıyorsam. Evet. O da ondan sonra moda oldu evet. zaten. Bakın ondan sonra akabi ne oldu? Kanka oldu. Birlikte Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığına düşman oldu. Niçin? Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmasının gereğini hatırlattılar. Dediler ki bu büyük projenin eş başkanısın. Bu projede de 22 adet İslam ülkesinin sınırları değişecek. Bu sınırların değişmesi için de önce yönetimlerle başlamak lazım dediler. Senin kapına kadar geldi bu iş. Tunus'ta başlayan kapına kadar artık buradaki işi de bir zahmet sen yapıver ya. Sen hemen burnunun dibinde. Ya sen güçlü devletsin. Ya hepimiz seni seviyoruz. Dünyaya adeta sanki yön veriyorsun. Dünya lideri gibisin. Time mıdır o dergi her neyse. Orada ikinci kişi olarak çıkıyorsun. Ve sadece orada Mustafa Kemal'i kapak yaptılar. Evet. Mustafa Kemal geceyle oldu. Seni buraya kapak da yapıyoruz. Artık yani şu Suriye'ye de iki tokat vur yani. Yazık diyeyim bakın. Devlet adamlığı. Allah korusun. Evet. Böyle bir hata, böyle bir hatayı. Tayyip'in kapağında 8. Türk ama devlet adamı olarak. Devlet adamı. Gibi, evet. Şimdi böyle bir hatayı. Suriye'ye biz... siz ayak bastınız şimdi. Suriye'ye siz geldiniz. Evet. Suriye deyince bir anda Suriye'yi konuşmaya başladık tabii. Neler oluyor Suriye'de daha böyle daha değişik konulara dikkat çekecek misiniz? Şimdi bakın ben sadece şunu hatırlatayım. Bundan bir ay önce bir takım muhabir, gazeteci arkadaşlar Suriye'ye gittiler. Gidenlerin isimlerini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Rica ederim. Gittiler orada, inceleme yaptılar ve dediler ki hiçbir şey yok burada. Biz burada silahlı kuvvetlerinin bir harekat halinde oradan oraya lojistik destek veya kum torbaları, cepheler hiçbir şey görmedik. Bizim gördüğümüz yerde ki o günkü o kent hangisiydi, o kenti şey yapıyorlardı. Orada dediler sadece 100-200 kişi çıkıyor. Besar Esad aleyhine tamam. konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor. Usul, evet. Evet, bağırıyor, çağırıyor. Ondan sonra çekip gidiyorlar. Herhangi bir şey yok. Yani bu görüntüleri El Cezire veriyor dediler. El Cezire muhabiri Suriye'de yok. Bakın El Cezire muhabiri, El Cezire televizyonu veriyor. Ama dediler El Cezire muhabiri Suriye'de yok. Bu kişiler, giden kişiler, zannedersem Yeni Çağ'dan Aslan Bulut, Cumhuriyet'ten Ümit Zileli, hı hı. benim yakinen tanıdığım kişiler, evet. bunlar gittiler. Ve gözlemlerini yazdılar. O gözlemler yani Türk medyasında itibar görmedi. Bir manipülasyon var diyor. Var. Bakın El Cezire'yi düşünün. El Cezire düne kadar Taliban'ı gösteren televizyon değil miydi? Taliban'ın televizyonuydu sözde. Ve Taliban'ın yanlısı televizyon şeklinde Arap dünyasında yer yaptı. Saygın hale geldi. Ondan sonra bu yaptığı yayınlar ne? Emperyalist Batı'nın, Siyonizm'in hizmetinde olan bir televizyon konumuna geldi. Yani bu işler böyle başlıyor. Türkiye'de de bazı düşüncelerle örgütlenen televizyonların sonra kimlerin eline geçtiği gibi. Evet. Şu anda onlar da yayın attı. Yani El Cezire'nin de konumu budur. El Cezire maalesef turvatı. Yasal açıdan bir sınır ihlali yapmayalım. Yani zaten Truva atı deyince çok şeyi yine anlatmış oldunuz zaten. Truva atı. Şimdi şok bir ölüm oldu. Kaşif Kozinoğlu. Evet. Evet. Yani bu. Yani tam böyle birkaç gün sonra ben çok önemli bir şeyler söyleyeceğim dediği bir anda birisi eksildi ortalıktan. Maalesef. Ne oldu? Şimdi bakın bugünkü medyada da var. Bugünkü medyada diyor ki doktorun bulunduğu bir revir var. Evet. Bugünkü medyaya yansıyan. Ben gelmeden şöyle bir baktım.
doktorun olduğu revire götürmüyorlar, doktorun olmadığı revirde bekletiyorlar. Efendim, hastaneye ulaştığında işte canlıydı, hastanede öldü deniliyor. Bunu yetkililer, bakanlık açıklıyor. Hastane yetkililerin tutanağı var. Tutanakta diyorlar ki buraya geldiğinde zaten rahmetli olmuştu. Yani bir takım çelişkiler, bir takım şüpheler ve insan ister istemez aklına geliyor. 35 bin kişinin canından sorumlu cani başı İmralı'da krallar gibi korunurken niçin efendim, tamam suçlu olabilir ama devlet korumasında, devlet onu korumak durumunda, dolayısıyla biz devlet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Peki İmralı nedir? Pardon, Silivri nedir? Evet. Silivri'de devlet korumasında olan kişiler, aynı muamele onlara niye yapılmaz? Onlar senin evladın değil. Onlar niye korunmaz? Onlar yani düşman cephesinden alınmış savaş esirleri olsa dahi onun bile kuralları var. Savaş esirlerine şunu yapabilirsin, şunları yapamazsın. Silivri'nin hiçbir kuralı yok. Yani ben İmralı'ya yapılanın %1'ini oraya yapın. Bakın onda bir demiyorum, %1'ini ki tamamını aynı yapmak durumundasınız. Veya İmralı'dakinin suçu ağırlaştırılmış ölüm cezaya müebbetse, ağırlaştırılmış müebbet hapisse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bu ülkede bir sürü insanlar var. Cezaevlerinde. Onlara da aynı koşullar sağlanıyor mu? Yani en azından dışla irtibatı, ziyaretçisi, doktoru, efendim hatırlayın. Yani saçı bir santim dökülmüş müydü? Bir santim fazla mı kesilmişti? Güneydoğu Anadolu'da kan gölüne çevirdiler. Saçı kısa kesilmiş. Şurası bilmem ne olmuş. Yani yapmayın. O devlet korumasındaysa ona bu kadar lüks yapıyorsunuz. Silivri'dekilere de yapmak durumunuzdasınız. Silivri'dekilerin kesinleşmiş hiçbir suçu yok. İmralı'nın kesinleşmiş ceza almış suçu var. Öbürler daha yok. Öbürler sanık durumunda. Yani şüpheli durumunda diyelim. Şüpheli. Ama şüphelilere yapılan hakikaten halk tabiriyle gavur eziyeti. Gavur azabı. Ve 3 gün sonra ifadeye çıkacak kişi birdenbire ölüyor. 56 yaşında zımba gibi insan. İşte televizyonda görüntüler gördük. Arabadan inişi, efendim o adliyeden içeriye girişi, Beşiktaş Adliyesi'nin ne girişi. Zımba gibi insan bir anda da gidiyor. Tabii ulus olarak yani bu yurdun evlatlarını oraya nasıl soktuysak o şekilde geri al isteme hakkımız var. Tabii. Onları korumak durumundayız. Solcu da olsa, sağcı da olsa, peki, şu olsa, bu olsa. Silivri'de kaç tane ne cenaze çıktı? Evet. Yani yazık, hakikaten yazık. Evet.